22 gündür olağanüstü bir dezenformasyon durumu söz konusu. Dolayısıyla bu tür adli vakalarda dezenformasyon olunca soruşturmalar sağlıklı yürütülmüyor. Delillerin toplanması konusunda adli birimler sekteye uğratılmış oluyor. En azından kararları geç yerine geliyor. Bunun açık örneklerinden bir tanesi de dereye atılmış olması ve 19 gün sonra bulunmuş olması ve bugün adli tıp raporuna da yansımış oldu. Herhangi bir bulgu aslında bulunmadı. Muhtemelen bu daha erken bulunmuş olsaydı, yani bu dezenformasyon olmamış olsaydı daha erken bulunurdu ve deliller olma ihtimali yüksekti. Yine son 1-2 gündür medya tarafından, özellikle havuz medyası tarafından şüphelilerin ifadeleri olduğu gibi canlı yayında paylaşılmakta. Şimdi bu ifadelerin paylaşılması aslında ceza kanununa göre bir suç. Çünkü olası faillerin bu ifadelere göre veya gözaltına alınmayan veya gözaltına olan şahısların bu ifadelere göre pozisyon alması veya beyanda bulunması kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla bir aslında telkinde bulunma durumu söz konusu diyebiliriz. Bu bir, evet bir haber alma hürriyeti vatandaşlarım var ama haber alma hürriyeti böyle olmaz. 19 kişi ya 22 kişi gözaltına alındı, adliye sevk edildi. Bu bir haber. Haber alma hürriyeti kapsamında değerlendirilir. Ama bir şüphelinin beyanını olduğu gibi yayınlamak suçtur ceza kanununa göre. Yargıtay içtihatları da bunu öngörüyor açıkçası. Biz DEM Parti olarak da DEM Hukuk Komisyonumuz aracıyla bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ama ne yazık ki iktidar kanadı, cenahı veya iktidar medyası olunca onlara bir gizlilik kararı veya hukuk ya da anayasanın amir hükümleri işlememiş oluyor. Bu durumda da muhtemelen öyle bir sonuçla karşılaşacağız ama bu bizim şikayet etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Biz açıkçası bu durum için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bir de bizzat tanık olduğumuz bir durum bugün. Akşamdan beri adliyedeyiz. Saat 4 gibi adliyeye geçtik. Diyarbakır Barosu Başkanlığı ve müdafileri, avukatlarıyla görüştük. Bir dizi görüşmeler de yaptık. İfadeleri görmedik açıkçası. Öyle bir durumumuz yoktu. Başkanlık, Diyarbakır Baro Başkanlığı ile yaptığımız görüşmede ilk ifadeleri, yani emniyet aşamasındaki, kolluk aşamasındaki ifadeleri almadıkları, otopsi raporunu almadıklarını, dolayısıyla böyle bir durumu öngördükleri için almadıklarını ifade ettiler. Yine savcılık aşamasında da ifadeler herhangi biriyle paylaşılmadığı konusu. Dolayısıyla bakanlık bu konuda aslında üstüne düşeni görevi yapması gerekir. Eğer savcı vermediyse, avukatlar vermediyse bu ifadeler nereden geldi? Yandaş medyaya nasıl sızdı? Bu hususun araştırılması gerekir. Açıkçası içeride buna ilişkin iddialar da gündeme geldi. Bu ifadelerin bakanlık personeli, bakanlığa ya da bu konuyu merak eden kişilerin, siyasi kişiler aracılığıyla basına verildiği durumu söz konusu. Yine tanıklık ettiğimiz bir diğer husus da avukatlar ilk başta arandı. Sizin müvekkiliniz serbest kaldı, sizinki adli kontrol gibi. Numaralar da bizde kayıtlı açıkçası. Bunu yapan kolluk görevlisiydi. Diyarbakır Baro Başkanı Başsavcı Vekilini aradığında öyle bir durumun olmadığını, 3-5 dakikaya bu hususun netleşeceğini, daha karar vermediğini ifade etti ama aradan 10 dakika geçmeden yandaş medya 9 kişinin tutuklamaya sevk, 3 kişinin de adli kontrolle sevk, diğer kişilerin de serbest kaldığını son dakika olarak geçti ve biz de avukatlar gibi o anda basından, yandaş medyadan öğrenmiş olduk bu durumu. Dolayısıyla bu da soruşturmanın gizliliğinin aslında sadece vatandaşlar veya müdafiler için olduğunu gösteriyor. Yandaş medya için böyle bir hususun gizlilik kuralının olmadığını, bu kuralı ihlal edebileceğini, ki başından beri bu kuralı ihlal ediyor bu yandaş medya, olmadığının en açık ifadesiydi. Dolayısıyla soruşturma aslında başından beri ne yazık ki etkin ve gizli yürütülmedi. Her önüne gelen bilgi veya sosyal medyadan paylaşımların olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu süreci zorlaştırıyor, zora sokan bir durum. Delillerin toplanmasının önüne geçiyor. Az önce de ifade ettiğim gibi olası bir durum, faillerin ona göre pozisyon almasını ve bu sürecin akamete, yani sekteye uğratmasına neden oluyor. Bu hususların özellikle basın mensupları tarafından dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece basın mensupları değil, sosyal medyada çeşit çeşit türlü ifadeler, iddialar söz konusu. Açıkçası bizi üzen tarafı da bu. Sadece magazinsel boyutuyla yaklaşılıyor bu olaya.
bu vahşete en azından magazin boyutuna çekmek, magazin zeminine çekmek ki saatlerce basında bunu tartışmak ve çocukların görebileceği şekilde tartışmak Türkiye kamuoyu açısından, Türkiye halkları açısından bir sıkıntı olduğunu ifade ediyoruz. İçeride mesela konuşmalar arasında bir avukat arkadaşımız çocuklarının televizyonda ifade edilen hususa acaba dedemiz köyde yaşıyor, bizim başımıza da böyle bir şey gelebilir mi gibi bir korkuyla artık karşılaştıklarını, öyle bir psikolojiye girdiklerini veya tek yatmak istemediklerini ifade ettiler. Dolayısıyla bu da basın eliyle aslında bu topluma ne kadar kötülük yaptığının en açık örneği diyebiliriz. Cenazenin 19 gün sonra bulunması normal bir durum değil. Yani günlük hayata karşılaşabileceğimiz bir avukat olarak da bunu ifade edebilirim. Normal bir durum değil. Dolayısıyla bir saptırma, bir yönlendirme ve organizasyon olup olmadığını bilemiyoruz ama bir yönlendirme olduğu açık. 19 gün bir cenazenin, bir cesedin bulunmaması ve en sonunda da 1 kilometre, 2 kilometre yakında bulunması normal bir durum olmadığını değerlendiriyorum. Diyarbakır Barosu, Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve bizden parti olarak bu süreci takip edeceğiz açıkçası. Şu ana kadar sanırım Diyarbakır Barosu ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği hukuki anlamda destek sunuyor. Tabii ki kamuoyuna mal olmuş bir dava diyebiliriz. Artık mağdur durum sadece aile değil, mağdur tüm toplum. Dolayısıyla biz tüm toplum adına, Diyarbakır gibi tabanımızın yüksek olduğu bir yerde tüm toplum adına bu davaya müdahil olacağız.